Stefan Vasilevich Petronko, Ukraynalı kıdemli başçavuş. Kendisi Sovyetler Birliği adına tam 422 kişiyi vurdu. Sovyetler Birliği onu üstün hizmet madalyasıyla kahraman ilan etti. Vasilich Ivanovich Golosov, Rus üsteğmen. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetlerin 261 seçkin nişancısından sadece biri. 422 kişiyi öldürdüğü bilinen Golosov, devlet tarafından üstün hizmet madalyasıyla onurlandırıldı. Golosov'un 70 sniper'ı da öldürdüğü biliniyor savaş yıllarında. Fyodor Dyachenko, Ukraynalı kıdemli çavuş. Özellikle 1932'den sonra Sovyet Rusya keskin nişancı hareketi başlatarak birçok sniper yetiştirmiştir. Bu uzun vadede Sovyetlere çok büyük avantajlar sağlamıştır. Dyachenko bunlardan biriydi ve usta bir keskin nişancı oldu. Ukrayna'nın 425 kişiyi öldürdüğü biliniyor. Fyodor Oklopkov. Sniperların çoğu Sovyet topraklarından çıkmıştır. Bunun nedeninin samur avcılığı olduğu düşünülür. Samurun değerini yitirmemesi için gözünden vurulmaması gerekir. Bu mecburiyet Sovyetlere iyi keskin nişancılar olarak dönmüştür. Oklopkov bunlardan yalnızca biridir. Yakut topraklarından çıkan bu çiftçi ordunun gözde nişancılarından biri olmuştur. O, kardeşinin bir sniper tarafından öldürülmesini unutamadı. Onun intikamını almak için birçok Alman nazisini öldürmüştür. Ordu düşman sniperları vurmak için ona başvurmuştur her zaman. 1944'te göğsünden aldığı yara mesleğini bırakmasına sebebiyet vermiştir. Tek başına 429 kişiyi öldürdüğü bilinmektedir. 1974 yılında ismi bir kargo gemisine verilmiştir. Mikhail Ivanovich Budenkov, Rus çavuş. Sniperların Ruslar için 2. Dünya Savaşı'nda çok önemli olduğunu söylemiştik. Budenkov da 437 kişiyi öldürmüştür Kızıl Ordu adına. O ayrıca makinalı silahlar da kullanmıştır düşman askerlerini öldürmek için. Vladimir Nikolaevich, 406 ölümden sorumlu. Sniperların diğerlerinden korunması oldukça dikkat gerektiriyordu. Bu yüzden cephede iki sniper bulunuyordu. Biri gözcülük görevini gerçekleştirirdi. Ta ki bir diğerinin gözü yorulana dek. Ivan Kulbertinov, bir diğer Sovyet kahramanı, 489 ölümden sorumluydu. Vasili Zaitsev, bir çiftçi olarak yetişip Kızıl Ordu'nun en iyi keskin nişancılarından biri olmuştur. 2001 yapımı Kapıdaki Düşman adlı Jude Law'ın başrolünde oynadığı Hollywood yapımı filme hayatı konu olmuştur. Stalingrad kahramanı olarak anılmıştır. Rivayete göre düello amacıyla Almanya en iyi nişancılarını Zaitsev'e yollamıştır. Kurbanları arasında 11 keskin nişancı vardır. Mesleğine 1943'te gözünden vurulana kadar devam etmiştir. Ivan Sidorenko, bilinen en iyi Sovyet keskin nişancısıydı. 500 kadar askeri öldürmüştü. Kariyerine Estonya'da ağır yaralanana kadar devam etti. Sonrasında kömür madeninde ustabaşı olarak emekliliğini yaşadı. Simo Hayha veya Kızıl Ordu tarafından konulan lakabıyla Beyaz Ölüm,
Finli bir keskin nişancıydı. Bir savaşta en kısa sürede hedef öldüren askerdi. O da çiftçilik ve avcılıkla başladı hayatına. Kış savaşında Sovyetlere karşı savaşıp 505 askeri öldürdü. 1940'ta çenesinden vurulduğunda yüzü parçalanmış ancak ölmemişti. Kendisine geldiği gün barış ilan.